Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Aslında bir sanatçıydı. Savaş patlak vermeden hemen önce Penza'daki bir sanat okulunda öğrenciydi. Ama hayat onu bambaşka bir yola sürükledi. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok karanlık bir sanat icra etti. Öldürme sanatı. O, Sovyetlerin tasarruflu katili Ivan Sidorenko'ydu. 12 Eylül 1919'da Smolensk'ın ufak bir köyü olan Grinovski'de dünyaya geldi. Zorlu bir hayatı vardı. Bir çiftçi olan ailesi ona bakmakta güçlük çekiyordu. Ivan, kendi çabasıyla bir üniversiteye girmeyi başardı. Çocukluğundan beri hayal ettiği mesleği yapacak ressam olacaktı. Ama olmadı. Eylül 1939'da patlak veren savaş her şeyi alt üst etti. Ivan, eskiz malzemelerini, kalemini, fırçalarını bir tüfek ve mermiyle takas etmek zorunda kaldı. Sanatçılar pasifizmle savaş karşıtı olmalarıyla bilinirler. Ancak bu savaşı başlatan Hitler'de bir sanatçıydı, onun önüne 500 ölü seren Ivan'da. Ivan, Kızıl Ordu'ya kendi isteğiyle katıldı. O zamana kadar bu alandaki yeteneğini keşfetmemişti. Ancak orduya girdiğinde kendisine bir felsefe belirledi. Tek atış, tek ölüm. 1941'de Kırım'daki Simferopol Askeri Piyade Okulu'ndaydı. Uzun menzilli topçu silahların yüklenmesi ve boşaltılması işlemini üstlenmişti. Ivan, Moskova Muharebesi'nde görevli bir birimin de üyesiydi. Ancak bu basit görevler Ivan'a hafif geliyordu. O, Sovyet ordusuna çok daha yararlı olmak, büyük işler yapmak istiyordu. Moskova Muharebesi'nde işlerin iyi gitmediğini gördüğünde daha fazla Alman askeri öldürmek için birliğinden ayrılmaya karar verdi. Elinde Mosin Nagant tüfeği vardı. Tüfek, 7,62-54 mm fişekle çalıştığı için çok değerliydi. Bu mermi, diğer tüfek mermilerinden daha uzun menzile sahipti. Keskin nişancılara, muadillerine oranla daha yüksek bir isabet oranı vaat ediyordu. Tüfeğin kundağı, diğer birçok tüfek kundağı gibi 5 mermiyle sınırlıydı. Beyaz Ölüm, Simo Hayha ve Vasili Zaysev gibi ünlü keskin nişancılar da bu silahı kullanıyorlardı. Silah, keskin nişancılar için adeta biçilmiş kaftandı. Bu değerli tüfek, 1. Dünya Savaşı sırasında bizim ordumuz tarafından da kullanılmıştı. Ivan Sidorenko, dürbünü ustalıkla kullanarak 800 metre uzaktaki Alman askerlerini bile vurmayı başarıyordu. Menzilini arttıra arttıra 800 metreye kadar ulaşmıştı. Bu tek kişilik ölüm makinesi işini gizli olarak yapıyordu. Görev bittikten sonra eline silahını alıyor, yüksek bir yere geçiyor, en iyi açıyı buluyor ve Alman askerlerini izlemeye koyuluyordu. Özel bir eğitim yoktu. Belki de bu silahı ilk kez orduda eline almıştı. Söylediğine göre sadece içgüdüleriyle etrafı yokluyor, sezgileriyle tetiğe basıyordu. Doğal bir yeteneği vardı. Komutanları bunu fark ettiğinde hemen ondan diğer askerlere de eğitim vermesini emrettiler. Ivan Sidorenko görev başındayken diğer askerlere keskin nişancılık eğitimi verdi. Çok uzaklardan atış yapardı. Bir hayalet gibi dolaşırdı. Atış yaptığı alana gittiği her gün yanına bir asker götürür ve işin sırlarını gerçek zamanlı olarak öğretirdi. Aynı gün bir Alman tankerini, 3 traktörü ve bir ikmal hattını vurduğunda tek atış, tek öldürme diye bağırmıştı. Bu hem insanlar hem de savaş araçları içindi. O sadece Alman askeri öldürmek istemiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Moskova'nın savaştan harap olmuş sokaklarında bir saldırıya uğradı. Son bir gayrette yakalanmadan bölgeyi terk etti. Bu ilk olmayacaktı. Savaş bitene kadar daha birçok kez yaralanacaktı. Sidorenko, verdiği eğitimlerle Moskova savunmasını daha da güçlü kılmayı başarmıştı. O kadar etkiliydi ki Almanlar bu büyük tehdide karşı koymak için bölgeyi kendi keskin nişancılarıyla doldurmak zorunda kalmışlardı. Ancak bu hiçbir işe yaramayacaktı. Çünkü Sidorenko ve eğittiği askerler bu alanda çok iyiydiler. Kısa bir süre sonra 1122. Piyade Alayı'nın komutan yardımcısı oldu.
imkansızı başarıp tek başına 250'den fazla üst düzey keskin nişancı yetiştirdi. Askerlere birçok taktik öğretmişti. Silah bilgisi ve dayanıklılık hakkında kısa sürede kazandığı deneyimleri diğer askerlere aktardı. Sidorenko 1. Baltık cephesinde savaşırken artık zamanın çoğunu keskin nişancı yetiştirmekle harcıyordu. Onların bu işi bizzat yerinde deneyimlemesini istemesi bazı komutanları kızdırmıştı. Onun daha çok asker alıp eğitim alanında eğitim vermesini istiyorlardı. Ancak Ivan'ın eğitim alanında askerlere verebilecek hiçbir dersi yoktu. O sadece çatışma hatlarının uzağında kendine iyi bir yer belirleyip çok uzaklardan düşman askeri öldürme konusunda uzmanlaşmıştı. O dönemlerde Sovyetlerde yeşerip düşman hatlarına kadar uzanan bir iddia vardı. Bir Sovyet keskin nişancının 500 düşman öldürdüğü iddiası. Ivan gerçekten de 500 insan öldürmüş müydü? Yoksa bu Sovyetlerin düşmanları korkutmak için uydurduğu bir yalan mıydı? Aslında bu sorunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki bu sayı 500'den bile fazlaydı. Belki de 500'ün yanına bile yaklaşamazdı. O dönemki iddialardan biri de Ivan Sidorenko'nun 500 düşmanı öldürdükten sonra kendini geriye çektiği iddiası. Ivan bu sayıdan sonra öldürmekten ziyade daha çok asker yetiştirmeye odaklanmış, önceliğini bu alana vermişti. Aslına bakarsanız keskin nişancıların eski dönemlerde pek parlak bir şöhretleri yoktu. Onlar parya yani ayak takımı olarak görülürdü. Çünkü oldukça kurnaz taktiklere sahiplerdi. Kamuflaj giyer, düşmanlardan saklanır ve pusuya düşürüp aniden saldırırlardı. Fakat zamanla bu durum değişti. Değişen savaş şartları onları eski yerinden aldı, ideal asker konumuna yükseltti. Son derece iyi eğitim almış bir keskin nişancı, sahadaki diğer askerlerin güvenliği için kritik bir öneme sahipti. Sidorenko savaş yıllarında birçok kez yaralandı. Bunların çoğu büyük yaralar değildi. Ancak 1944'te Estonya'da aldığı yara oldukça kritik bir yaraydı. Bu yara keskin nişancılık kariyerine zorunlu bir son vermesine sebep oldu. Estonya'dan apar topar alındı ve bir hastaneye kaldırıldı. Zaten bu olaydan hemen önce de pek sağlıklı değildi. Üstleri onun bu durumunu fark etmiş ve çok değerli olduğu için ona "Savaşma, sadece asker eğit" emrini vermişlerdi. Ama o bir onu bulmuş ve yine savaşın içerisinde yer almıştı. Sidorenko neredeyse savaş bitene kadar dört duvar arasında zorlu geçen tedavi süreçleriyle boğuştu. 4 Haziran 1944'te Sovyetler Birliği Ivan Sidorenko'yu savaş kahramanı ilan etti ve onu bir madalyayla onurlandırdı. Sidorenko savaşın kalan kısmında ufak tefek görevler aldı. Şüphesiz Sovyetlerin en başarılı keskin nişancısıydı. Ancak 2. Dünya Savaşı söz konusu olduğunda önünde ondan daha büyük birisi vardı. 700'den fazla asker öldüren namı diğer Beyaz Ölüm Simohaya. Sidorenko bu alanda ikinci olmuştu. Bazı kaynaklara göre onaylı 542 insan öldürmüştü. Sovyetlerdeki rakibi Vasily Zaytsev ise 400'den fazla asker öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak daha sonra resmi olarak 14'ü keskin nişancı olmak üzere 225 insan öldürdüğü teyit edildi. Bazı ölümler listeye dahil edilmemişlerdi. Çünkü ölenlerin bir kısmı doğal sebeplerden ya da zaten var olan başka bir risk yüzünden ölmüşlerdi. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Ivan Sidorenko binbaşı olarak emekli olmuştu. Ancak onun yaşamı hiçbir zaman rahat ermedi. Savaş sona erdikten sonra yeni görev yeri bu kez maden ocakları oldu. 1974'e kadar maden ocaklarında çok zorlu şartlar altında ustabaşı olarak çalıştı. 1974'te Dağıstan'a yerleşti ve 20 yıl sonra burada hayatını kaybetti. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.